İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum neden sürekli bu çizmeleri giydi? Anadolu toprakları ve bu topraklarda yaşayan halklar tarih boyunca birçok felakete şahitlik etmişlerdir. Sellere karşı barajları, depremlere karşı dayanıklı yapıları inşa eden Anadolu insanı her zaman doğaya karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele günümüzde yerel yönetimlerle halk arasındaki işbirliğini zorunlu kılsa da bu yaklaşıma uyulduğu pek söylenemez. Öyle ki İstanbul'da son 5 yılda başına gelen barajların kuruması, karların yolları kapaması, yağmur suları taşkınlıkları gibi olayların hiçbirinde İstanbul'u yönetenlerle el ele veremedi. Yani İSKİ'nin yapacağı, itfaiyenin yapacağı işi halk yapıyor. Şu an kendi gözümüzle görüyoruz. İstanbul'u vuran sel en çok da Eminönü esnafını zarara uğrattı. Alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı. Zararı maddi boyutu büyük. Biliyorsunuz İstanbul ve yurdum birçok büyük bir bölümü kara teslim oldu. Montuna sarılıp otomobilinde uyuyanlar mı dersiniz? Aracını otobanda bırakıp kar fırtınasında yürüyerek evine gitmeye çalışanlar mı? Türkiye gerçekten dün akşamdan bu yana TEM otoyolu İstoç mevkiindeki esareti ve hiçbir kurumun o esarete müdahale edemeyişini konuşuyor. Değerli izleyenler, şu dakikalar, şu saniyeler içinde bir deprem gerçekleşiyor. Evet, deprem gittikçe şiddetlenmekte. Tam da şu anda elbette nerede olduğunu öngörmek, söylemek mümkün değil. Ancak epey bir zamandır depremin yaşadığımızı söylemek mümkün. Beklenen büyük İstanbul depremine karşı hiçbir şey yapılmaması bir kenara dursun, yaşanan felaketlerinde ısrarla görmezden gelinmesine karşı Türkiye'nin 4000 yanında meydana gelen felaketlere ayağına giydiği çizmelerle yola çıkan biri vardı. Tüm sorunları masasına gelen kağıtlardan okumak yerine bizzat yerinde giderek çözen Murat Kurum'un bu alışkanlığı işindeki tecrübesinde saklıydı. Buraya ulaştığınız zaman arkadaşlar yolda buraya İş makinesi de sokarsın, kamyonu da sokarsın, her şeyi sokarsın. Ama suyu oraya almanıyor. Kavşaklar, peyzaj düzenlemesinde kullanabiliriz. Yani şurayı alıp şu boşluğu da değerlendirmek lazım. Şurayı her türlü sanki şöyle gezen gibi gözüküyor. İhsali hattında falan bir şey sıkıntı var mı? Şu an yönetim ötürücü bir ışık poletine bunun arada prezma da aldım. Tespit yapalım. Bu ne başkanım? Bombaya ışık tutalım arkadaşlar. O güne kadar pek de alışık olunmayan görüntüler karşısında yardım bekleyen vatandaş da şaşkınlığını gizleyemiyordu. Öyle ya, bugüne kadar devletin bir bakanının takım elbiselerini bir kenara bırakıp yardıma koştuğu pek görülmüş bir şey değildi. Şu an yani anamdan yeni doğmuş gibi eve geldim. Anamdan yeni doğmuş gibi aldım. Cumhurbaşkanıma, Murat Kurumoğlu'ma, Bakanıma, Fatma Hanım'a, bütün devlet ekranlarına çok teşekkür ederim. Murat Kurum yangından bir gün sonra geldi. Benim evimi yangından bir gün sonra yapacağım diye söz verdi. Yaptı, çattı, beni teslim etti. Allah bin katı razı olsun. Bu evi 17 günde tam teslim ettiler. Yaptılar, çattılar, 17 günde mühendislerim teslim etti. Gece gündüz arabaların içinde yattı, buradan gitmediler. Yani bu ev 2-3 ayda yapılmaz derdim ben başlandığında. Yani böyle derdim yani. Etnik, mezhepsel ve siyasal görüşleri nedeniyle afet bölgesindeki vatandaşlara hatta ve hatta kendisine hakaret edenlerin yardımına koşan da yine Murat Kurum oldu. Burada benim evim yıkıldı, yapılıyor. O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim. Yanlış anlamayın. Bak gerçekten Atatürk'ü sevdiğim için hatta ayak, ellerim ayaklarım şişiyor. Yani bugün sizin sözünüzün arkasında durduğunuz için eşyamızı verdiniz. Tamam ufak tefek her şeyim kaldı. O ayrı konu. İşimizi idare ettiriyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da buraya geldi. Sizlere sözler verdiler. Bak politika yapmıyorum ama benim başımdan geçenleri söylüyorum. Haklısınız. Ama sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Bazı işleri elinize alıyorsunuz. Evet. Gerçekten çok memnunuz. Muhaliflerin afet bölgelerine yardım yaparken oy oranlarını gözetmesine karşı parti ayrımı yapmaksızın vatandaşın yardımına koşan Murat Kurum, yine muhalif belediyelerce kapı dışarı edilen depremzedelerin yardımını istediği ilk isimdi. Akşam yattık, sabahleyin kalktık, o tebligatları görünce şok olduk tabii. Bir anda yazı yazıldı, pazar günü artık sondur gideceksiniz diye. Şok olduk, ne yapacağımızı bilemedik, bir anda karıştık. Ablacığım sağ ayakta kal. Sağ olasın. Bir ihtiyaç olursa zaten buraya bildirirsiniz, hiçbir sorun yok. Tamam. Tamam.
Devletimiz yanınızda. Sayın Bakanımızın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamları var. Doğusundan batısına adım atmadık yer bırakmayan Murat Kurum, orman yangınlarıyla mücadelede de yine çizmeleriyle sahadaydı. Bakanlık görevi sürecinde birçok afetle karşılaşan ve yıkılan yerleşim yerlerini kısa sürede ayağa kaldırarak bu milletin evladı olmayı başaran Murat Kurum, Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi afet bölgelerinde depreme dayanıklı 46 bin konut inşa ederek bir ülke için neler yapılabileceğini milyonlara göstermiştir.